Herkese merhaba. YouTube'da bir ayı doldurdum. Hafta sonları sizler için gezi videoları paylaşıyorum. Elimden geldiğince de kaliteli içerikler ve doğru düzgün bilgiler sizlere vermeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bundan sonra hafta işleri de belli konular etrafında, belli yerlerde, belki bazen ofisimde, belki bazen evdeki çalışma odamda sizlerle sohbet videoları paylaşmak istiyorum. Bunlarla ilgili sizin önerileriniz de varsa lütfen paylaşın, beraber konuşalım. Hafta işleri böyle birazcık bir rahatlama anı, birazcık böyle bir bilgi paylaşımı olsun aramızda. İlk videomu da kendi sloganım olan "Yolda olmak güzeldir, yani seyahat etmek neden güzeldir?"e çekmek istedim. Seyahat etmek hakikaten güzel midir, yorucu mudur, maliyetli midir, nedir? Seyahat etmek bence durağan olmamak, merak etmek, bir yere gitmek için çaba sarf etmek olduğundan insana özgürlük hissi veriyor, ferahlaştırıyor, rutinini bozuyor. Biraz daha somut anlatmak gerekirse, mesela ben bir yere seyahat etmeye gittiğimde veya gitmek için bir plan yaptığımda öncesinde orası için bir bilet almak, organizasyon yapmak, otel araştırmak, oranın gidilecek mekanlarını araştırmak, tarihçelerini okumak bana zevkli geliyor. Daha sonra oraya gidildiğinde de o gidilen yerlerde yaşayan insanlara tanıklık etmek, esnafını görmek, yapılarını görmek, tarihini görüp oradaki eski yaşayanları hayal etmek işin ikinci güzel aşaması. Dolayısıyla seyahat etmek ilk olarak hem bir rutini bozuyor demek ki. Yani o hafta sonu bir klasik kendi evimizin etrafındaki o yaşam ortamından bir çıkıyoruz. İkinci olarak da yeni bir yer görüp çok farklı bilgiler elde ediyoruz. Kitapta okuyarak çok da fazla aklımıza kalmayacak bilgiler elde ediyoruz. Mevlana'nın bir lafı vardır. Her gün bir yere konmak ne kadar güzel, her gün bir yerden göçmek ne kadar güzeldir diye. Şimdi tabii bizim yapabileceğimiz şey o değil. Hepimiz çalışıyoruz. Yani çok fazla uçmaya da gerek yok. Ama benim kastettiğim şey herkesin yapabileceği, orta gelir seviyesindeki insanların da yapabileceği şeyler. Yani seyahat için çok fazla maliye, çok fazla zaman gerekmediğini ben anlatmak istiyorum aslında size. Nedir bu? Hafta sonları, bir gün konaklamalı veya günübirlik yapılan bir seyahatler bile insanın rutin hayatına bir boşluk veriyor. Daha sonradan o cumartesi bir yerde, farklı bir yerde kalıp, farklı bir yerde kahvaltı edip, oraya gezip, ertesi gün evinize geldiğinizde emin olun bu bahsettiğimiz pazartesi sendromu ortadan kalkıyor. Seyahat için illa vize alıp da yurt dışına çıkmak, kıtalar geçmek gerek yok. Kendi ülkemizde, kendi şehrimizde görmediğimiz eminim ki çok yer vardır. Ki İstanbul dünyanın her yerinden turistin geldiği bir yerken İstanbul'da yaşayan insanların çoğu burada birçok yeri gezmiyorlar. Zaman olmuyor, zaman ayırmıyorlar veya bir zaman illaki gezerim dediğimiz için hep onlar öteleniyor bir şekilde. Önce kendi şehrimizden başlamak bile bir seyahat aslında bence. Kendi şehrimizden başladıktan sonra o alışkanlık içimize yer ettikten sonra yakın iller devam edebilir. Hafta sonu bir gün konaklamalı olarak çevremizdeki iller araştırılabilir. Bunun için çeşitli gezi videoları, mesela benim videomu izleyebilirsiniz. Yakında çevre illerde, Türkiye'nin diğer illerindeki yerleri de gezip size anlatmaya çalışacağım. Çeşitli ön bilgileri aldıktan sonra kendinize bir plan yaparsınız, oraları gezmeye başlarsınız. Baktığınız yurt içinde de gezilecek yerlerin çoğunu hallettik. Ondan sonra yurt dışına çıkabilirsiniz. Bu dolarlar birazcık düştükten sonra, vize masrafları düştükten sonra onun da tabii ki yapılması gerekiyor. Dediğim gibi küçük bir alandan başlayıp onu yavaş yavaş büyütmek hem bu seyahatin yapılabilirliğini arttırıyor hem de maliyet açısından bize daha kolay gelecek. Alışkanlık açısından işi zamana yaymamızı sağlayacak ve işin ne kadar da aslında kolay olduğunu size gösterecek. Küçükten başlayıp büyüğe doğru yükseldiğinizde göreceksiniz ki seyahat etmek bir alışkanlık olmaya başlıyor. Daha sonra bulaşıcı olmaya da başlıyor. Bunu nereden biliyorum? Ben 2 yıldır bu seyahat işine kafa yoruyorum. Kafa yormak dediğimde yani düzenli olarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Hayatımda yılda belli bir program yapıp belli yerleri görmeye çalışıyorum. Çok çok büyük organizasyonlar değil bunlar. Bununla ilgili de bu organizasyonları bir arkadaş grubumla beraber de yapmaya başladım. Kendi okul arkadaşlarım, aileleri ve çocuklarıyla beraber yıllık bir program yapıyorum ben onlara. Onlar da ilk başlarda olur mu olmaz mı diye düşünselerdi. Daha sonradan buna katıldılar. Çocuklar ve aileleri. Bunu neden söylüyorum? Birçok çocuklu aile, çocuğum var ama seyahat edemem diyordur illaki. Ne çocuk seyahat etmeye engel ne de seyahat etmek için çocuk sahibi olmamak gerekiyor. Bu iki tarafı da kısıtlayan bir şey özellikle. Bunu biz kırmak için kendi grubumuzda 5 ailelik bir grupta buna somut bir şekilde yaşadık.
O yüzden buradan size örnek verebiliyorum. Örneklerim hani havada uçan fikirler değil. 1-2 yaşındaki çocuklarla beraber biz 2 ayda bir plan yaptık. Yıl başında bu planı yapıp daha sonra bunu yıla yaydık. Çoğu insan şunu diyor. Ben 6 ay sonraya bir plan yaparım ama o zaman bir işim olur mu olmaz mı nereden bileyim diye. Benim de her zaman söylediğim şey şudur. Sen şimdiden planını yap, uçak biletini al, organizasyonunu yap. O tarihte senin başka işin çıkarsa zaten yeni gelecek olan işin önüne bir engel oluşturmuş olur. Dersin ki benim zaten bu hafta seyahatim var. Arkadaşlarla beraber çıkıyorum. Bunu hakikaten biz uyguladık. Yıllık bir program yapıp çeşitli tarihlerde araçlı olarak, çeşitli aylarda da uçaklı olarak organizasyonumuzu yapıyoruz. Önceden uçak biletlerimizi alıyoruz. Dolayısıyla buna herkes de uydu. Arkadaşlarım da sağ olsunlar buna katılım gösterdiler. Ne yaptık biz ondan sonra? Bir yılda 6 tane şehir gezdik. 2 yılda 12-13 tane yer gezdik. Yani 2 yıl gibi kısa bir sürede aslında çoğu insanın yapamazsınız edemezsiniz dediği bir şekilde bizim grubumuzdaki 5 ailelik yaklaşık 15 tane personelden oluşuyor bu grup. Yani 5 aile, 10 ebeveyn ve çocuklarla beraber 15 kişilik bir grup. Gittiğimiz yerlerde uçağımızdan inip aracımızı kiralıyoruz. Bazen böyle minibüs tarzında şeyler kiralıyoruz. Gideceğimiz yerleri araştırıyoruz. Otelimizi araştırıyoruz. Bu sayede hem arkadaşlarımızla beraber oluyoruz 2 ayda bir. Ha, maliyet çok gelirse bunu 3 ayda bir yapabilirsiniz. Hem de bir sürü yeni yer görmüş olduk. Yani seyahat illaki bir yer görmek için de yapılmıyor. Bir sosyal ilişki gelişiyor bu sayede. İstanbul'da kendi akrabalarımızı bile aylarca göremezken, belki bayramdan bayrama ziyarete giderken bu seyahat programları sayesinde biz kendi arkadaşlarımız ve o arkadaşların çocukları birbiriyle bir iletişim haline geçti. Yani dolayısıyla hem bir kültür turu hem de bir sosyal ilişkinin gelişmesine vesile oldu bu seyahat. Dolayısıyla seyahat etmek neden faydalıdır? Bulunduğun yerden çok bulunmadıklarını merak etmek için. Uzak yakın demeden bir yerden başlamak için. Zamanla yıllar geldi geçti bir yerde göremedik kendi şehrimizin dışında dememek için ve bir yerden sonra da alışkanlık yapıp sinemaya gitmek gibi, başka tiyatroya gitmek gibi bir alışkanlık haline geldiği için seyahat ederiz. Haftaya seyahat etmeye nasıl para ayrılır, nasıl daha çok seyahat edilir onu anlatmaya çalışacağım. Bu kendi grubumuza yaptığımız seyahatlerin biraz detaylarını vermeye çalışacağım ki somut bir örnek bu. Ayakları yere basan örnekler var burada. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlara da lütfen fikirlerinizi yazın ki bundan sonraki bu sohbet videolarımın da içeriği birazcık kafamda olsun. Hangi konularda sohbet edebiliriz, sizin katkılarınız nasıl olabilir? Biraz da bunun üzerinde konuşalım. Hafta sonu yine gezi videolarımız tabii ki devam edecek. Hem İstanbul içinde hem artık İstanbul dışında da başlayacağız bu işe. Beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Oturmayın artık çünkü yolda olmak güzeldir. Hoşçakalın.